Karadeniz bölgesini İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlardan birisi olan Çorum'da yaklaşık 2 milyar lira yatırım ile inşa edilen 40 dilim tünellerinde son ışık göründü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Çorum'da düzenlenen Laçin 40 dilim tüneli ışık görme töreninde 2003-2022 yılları arasında karayolları için 995 milyar 900 milyon lira tutarında yatırım yaptıklarını söyledi. 2003-2022 yılları arasında karayollar için 995 milyar lira tutarında yatırım yaptık. 100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıl gibi kısa sürede tamamladık. Değerli arkadaşlar, 2023 yılı da Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olmasının yanı sıra 20 senedir inşa ettiğimiz dev eserlerle Türkiye'mizin geleceğinin, Türkiye yüzyılının işaret fişeği olacaktır. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eser ve hizmet siyasetimize tüm gücümüzle devam ediyoruz. Kıymetli Çorumlu kardeşlerim, İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Doğu Anadolu'yu batıya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunan Çorum'da, kuzey-güney yönünde uzanan Çorum-Laçin il yolunun 40 dilim geçişi güzergahını dağlık kesimini oluşturmaktayız. Sıkça heyelanların yaşandığı kesimde önceki yıllarda servis yolu olarak inşa edilen yola zaman içerisinde tırmanma şeridi ilave edilmiş ve ulaşım devamlılığı sağlanmıştır. Ancak adını güzergah üzerindeki 40 virajdan alan 40 dilimde büyük bölümü sarp kayalıklarla uçurum arasında geçen seyahatler sürücülerimizi her zaman tedirgin etti. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak ve insanımızın mal ve can güvenliğini sağlamak adına Laçin 40 dilim arasında 8.6 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol ve tünel projelerimizi hayata geçiriyoruz. Projemizde her biri çift tüp olmak üzere 1409 metrelik T1, 1198 metrelik T2 ve 1578 metrelik T3 tüneli olmak üzere toplam 4185 metre uzunluğunda tünellerimiz bulunmaktadır. Projede ayrıca 3 adet hemzemin kavşak ve 2 adet de alt geçit yer almaktadır. T2 ve T3 tünellerinin kazı çalışmalarını daha önceki dönemlerde tamamlamıştık. Bugün de T1 tünelinde kazı çalışmalarını tamamlamanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. 40 dilim tüneli geçişi Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Karga ilçelerine kolay erişimi sağlayan, aynı zamanda Sinop'tan başlayıp Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan Kuzey-Güney aksının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Proje tamamlandığında Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan güzergahta mevcut yolun bölünmüş yol ve tünel konforuyla yüksek standartlı geçilmesi sağlanacak. Güzergahta can ve mal emniyeti tesis edilecektir. Sarp karalıklarla uçurum arasında geçen seyahatler artık mazide kalacaktır. Mevcut 10.2 kilometre uzunluğundaki yol eski güzergaha nazarak 1.6 kilometre kısalarak 8.6 kilometre inecek ve yolda seyahat süresi azalacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kıymetli arkadaşlar, Çorum'da ulaşım ağını güçlendirecek her projeye ayrı bir önem veriyor ve tüm projelerimizi yakinen takip ediyoruz. Son 20 yılda Çorum'un ulaşım ve iletişim yatırımları için yaklaşık 9 milyar liranın üzerinde harcama gerçekleştirdik. 2003'te sadece 59 kilometre bölünmüş yol varken bugün 308 kilometre daha yol yaparak bölünmüş yol uzunluğunu 5 kat artırıp 367 kilometreye çıkardık. İldeki bütünlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu 59 kilometreden 422 kilometreye uzattık. 2003-2022 yıllar arasında Samsun-Ankara yolu, Kuzey-Tetek aksı, Çorum-Sungurlu ayrımı, Alaca-Çorum-Yozgat yolu, Alaca girişi, İskilip-Şehir geçişi, İskilip-Çankır yolu ile birlikte Saraydüzü-Karg yolu gibi önemli projeleri bitirdik. Şu anda da Çorum genelinde devam eden 12 karayolu projemizin toplam bedeli de 12 milyar liranın üzerindedir. Değerli arkadaşlar, bizler
yolu medeniyetin simgelerinden biri olarak görmekteyiz. Yollar akarsu gibidir diyoruz. Nasıl ki akarsular geçtikleri yere hayat katıyor, yapılan her yeni yol da akarsular gibi. Geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaretine, kültürüne, turizmine ve sanatına can katmaktadır. Hayata geçirdiğimiz ve yapımı devam eden tüm projelerimizde eski ve zengin bir uygarlık olan Hititlerin kültürel mirasını bağrında taşıyan Çorum'un gelişen ulaşım ağıyla ziyaretçi sayısını kat kat artıracağız. Şehrin turizm, ticaret ve üretim faaliyetleri daha da üst seviyelere çıkacaktır.